Türkiye'nin artık ev ev bildiği o köye, Narin Köyü'ne, Tavşantepe'ye uzanalım. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Yeni Deliller, en son baba Arif Güran'ın sana verdiği röportaj, TÜBİTAK'tan gelmesi beklenen kamera görüntüsünün çözümü. Bunları konuşuyoruz ancak soruşturmada öncelikli olarak son durum ne Sinan? Narin Güran soruşturması 43. gününde hala devam ediyor ancak katil veya katilleri henüz bulunmuş değil. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de TÜBİTAK'tan gelecek rapor oldukça kıymetli, değerli. Çünkü Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üs bölgesinin kameraları mevcut. İşte o kameraların çözümü hala devam ediyor. Mesafe uzak olduğu için 360 derecelik kameranın görüntüsü oldukça bozuk. Yani bu alanı gösteriyor ancak oradaki hareketliliği, yani oradaki hareketi net bir şekilde gösteremediği için, algılayamadığı için oranın bir çözümlenmesi lazım. Dolayısıyla da TÜBİTAK'ta 6 kişilik bir ekip tarafından incelemenin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi köyden son durumu kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ekranlara taşısın. Köyde derin bir sessizliğin hala hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bakın biz şu anda Narin'in doğup büyüdüğü ve eğitim gördüğü okulu ekranlara taşıyoruz. Tabii farklı gelişmeler de yaşandı aslında. Hemen o gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Cep telefonu alan daralması yapıldı. Narin'den 13 dakika sonra amca ile Nevzat buluşması gerçekleştiğine dair iddialar var. TÜBİTAK tarafından İncelenen görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarındaki görüntüsü tespit edildi. Görüntülerin incelenmesine devam edilirken Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın cep telefonu sinyallerinin net bilgileri dosyaya girdi. Yapılan alan daraltmasında bu iki telefonun 15.28 ile 15.46 arasında yan yana oldukları tespit edildi. Ulaşılan bu bilgilere göre Narin Güran'ın görüldüğü saatten 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu düşünülüyor. İşte bu sinyalde dosyaya girdiğini söyleyebiliriz. Yani 18 dakika boyunca yan yana olduklarına dair de bilgilerin olduğunu belirtebilirim. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Cep telefonlarına alan daraltması yapıldı. TÜBİTAK'tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı. 18 dakika yan yana oldukları da belirleniyor. Getirilen uzman ekiple Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı cep telefonu kayıtlarının Celtrak verileri alındı. Yapılan titiz çalışmalarda amca Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı cep telefonlarının ilk saat 15.21'de aynı bölgede yakınlaşmaya başladıkları da görüldü. Alan daraltma çalışmasında bu ikilinin saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldiği verilere ulaşıldı. Ulaşılan bu verilere göre Salim ile Nevzat'ın 18 dakika yan yana oldukları düşünülüyor. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Bu alan daraltması dosyasına girerken Narin Güran'ın görüntüsü en son 15.15'te okulun güvenlik kamerasına takılmıştı. Elde edilen sinyal bilgilerine göre Narin'in güvenlik kamerasına takılan görüntüsünden 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın buluştuğu belirtiliyor. Şu anda son bilgi, soruşturmadaki son bilgi bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz nereye geldik? Nevzat Bahtiyar'ın evinin önüne geldik. Nevzat Bahtiyar küçük Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömen bir kişiden bahsediyoruz. Suçunu da ikrar etti, anlattı. Evladının evinde yaşıyordu o süre içerisinde. Yapılan bir operasyonla gözaltına alındıktan sonra her şeyi detaylı bir şekilde anlattı.
4 farklı ifade vererek kafaları karıştırdı. Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın bir de aracı bulunuyor. Kırmızı araç, o araç dere yatağının kenarında tespit edildikten sonra Nevzat Bahtiyar yakayı ele veriyor. Peki o araç olay öncesi neredeydi? Kim getirdi? Kimler getirdi? Olayın içinde başka kimler var? İşte bu sorunun cevabı şu an için araştırıldığını söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bahsetti. Artık soruşturmanın sonuna geldiklerini söyledi. Gözler artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığındaki artık incelemede TÜBİTAK'tan gelecek görüntülerde ve biz de A Haber ATV ekibi olarak köydeki haber nöbetimize devam ediyoruz. Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz.